Efendim günaydınlar Bursa TV ekranlarından ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'den. Hepinize merhabalar. Haftanın son iş gününde, son sabah deminde sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 1,5 saatlik zaman dilimi boyunca hem gazete manşetlerini hem günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Son dakika bilgilerini aktaracağız sevgili izleyenler. Ama tüm bunların öncesinde ilk olarak hava ve yol durumuna gidelim, göz atalım, sonrasında birlikte olacağız. Bursa'da hava sıcaklıkları: Merkez 21, Büyük Orhan 19, Gemlik ve Gürsü 22, Harmancık 21, İnegöl 20, İznik 21 derece, Karacabey 23, Keles 18, Mustafa Kemal Paşa 24, Mudanya 22, Orhan Gazi 23, Yenişehir 21 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl-Bozüyük ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Bursa Eskişehir D200 Karayolu İnegöl çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Avarlar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Görükle bağlantı yolunun Ankara-İzmir istikametinden Görükle istikametine doğru yol tek yönden geliş gidiş olarak verilecektir. Yalova-Bursa yolunun 12 ila 14. kilometreler arasında İznik Kavşağı kesimi yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa-Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanacaktır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğanköy kesiminde Şehir Hastanesi Köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bursa, Oraneli İl Yolu Güzergahı'nda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kent Meydanı, terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılacak çalışma nedeniyle kapatılacak olup alternatif güzergahlar kullanılacaktır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İş kapsamında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Mudanya Asköy yolu üzerinde Buski Genel Müdürlüğü'nce yapılacak çalışma nedeniyle kapatılacak olup alternatif güzergahlar kullanılacaktır. Osman Gazi ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Bilad Yunus Caddesi arasına kalan 2. Kanal Boyu Caddesi'nde yapılacak çalışma nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacaktır. Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Emek Caddesi, Nilüfer Hatun Caddesi ve Özlem Sokak üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Alacaırka Mahallesi, Oraneli Caddesi, Bahar Çıkmazı Dik Sokak, Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi 7. Yayla Sokak, 4. Yeşil Sokak, Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi, Maksem Caddesi, Nalbantoğlu Mahallesi Maksem Caddesi, Akbeyik Caddesi, Hoca Tabip Mahallesi Mavi Köşe Atatürk Caddesi, Uğurlar Sokak, Elmas Bahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi, Ankara Yolu, Küçük Balıklı Mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi, Kaide Sokak, Yıldırım İlçesi Davutede Mahallesi Kurtuluş Caddesi, Cümlekapı Caddesi, Baruthane Mahallesi, Tayyar Hacı Mehmet Ali Caddesi, Baruthane Caddesi, Muradiye Mahallesi, Kaplıca Caddesi, Muradiye Parkı üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatılacak veya şerit daraltma uygulanacaktır. Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi, İbrahim Paşa Mahallesi ve Hocaelizade mahallelerinde süper online altyapı çalışmaları nedeniyle şerit daraltma ve kapatma uygulanmaktadır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrolü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları,
bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Evet, dün önemli gelişmeler vardı. Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Kaire ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında da kameralar karşısında ortak açıklama yapıldı. Yıldırım, Erbil yönetiminin referandum kararında geri adım atmasını değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Kaire ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım'la Kaire görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ziyaretinden bahseden Yıldırım, yeni bir sınır kapısı açılması için hazırlık yapıldığını kaydetti. Habur'dan, Habur'un biraz daha batısından, Fiş, Habur bölgesinden yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müsbet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını da aldık. Yıldırım, Erbil yönetiminin referandum kararında geri adım atmasını da değerlendirdi. Kuzey Irak yönetiminin ne karar alırsa alsın artık, yani bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesapta Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru için, güvenliği için, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu dondurma kararını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, kararın yeterli olmadığını vurguladı. Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu dondurma kararını bu sözlerle yorumladı. Bu yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Sayın Başbakanımızın tabiriyle esasen Bağdat'a varmadan döndü. Barzani bu referandumu yaparsa masada çok güçlü olacağını düşündü. Ama çok daha zayıf bir noktada olduğu herkes tarafından görülüyor. Kosova'da mevkidaşı Behçet Pakoli ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Irak sınırına ilave sınır kapısının açılabileceğini belirtti. Bizim de bölgesel yönetime tavsiyemiz, bir çatışma olmadan, yine Kürt kardeşlerimize de daha fazla zarar vermeden Bağdat'ın bu taleplerinin yerine getirilmesi, yani Bağdat'a devredilmesi. Bundan sonraki süreçte bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra, yani merkezi yönetimin eline geçtikten sonra ilave kapı açılacaksa o yine açarız. Çavuşoğlu, Irak'ta yaşanan olaylardan PKK'nın faydalandığını ifade etti. Irak'ın içinde bulunduğu durumdan en çok faydalanan PKK oldu. Ve maalesef Kuzey Irak'ta da bazı Kürt partileri ve yönetimden bazıları PKK'ya destek verdi. Elbette bunun da hesabı sorulacaktır. Ama diğer taraftan PKK'nın da Irak'tan temizlenmesi için Irak yönetimiyle elbette birlikte adım atmak isteriz biz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfekçi, Ovaköy sınır kapısının tekrar açılabileceğini ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınır kapılarının kontrolünün Irak hükümetinde olması gerektiğini belirten Tüfekçi, Ovaköy sınır kapısının açılabileceğini kaydetti. Biz sınır kapılarının, havalimanlarının merkezi hükümetin kontrolünde olmasını ve sınır kapılarının kontrolünün merkezi hükümete ait olması gerektiğini ifade ettik. İkinci bir kapı olarak bizim hukuki altyapısını tamamladığımız ama Irak tarafından adım atılmasını beklediğimiz Ovaköy ile ilgili, Ovaköy sınır kapısı ile ilgili de
yapmış olduğumuz görüşmelerde benim edindiğim izlenim ve aldığım şeye göre görüşe göre orada artık merkezi Irak hükümeti de ikinci bir kapının açılması noktasında fikir birliği oluştu. ABD'li yaşanan vize krizine de değinen tüfekçi, vize yasaklamalarının ticareti sınırlandırdığını, oysa ticareti kolaylaştıracak adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Biz vize engellerinin ticarette bir engel olduğunu, vize yasaklamalarının ticareti sınırlandıran bir işlem olduğunu, oysa biz ticaretin her iki ülke açısından kolaylaştırıcı işlemlere tabi tutulması gerektiğini ifade etmiştik. Hem Türk tarafı hem Amerikan tarafı bu vize engelini kaldırılması gerektiği noktasında iş dünyasının bir görüşü var. Türkiye'nin Amerikan açısından da kolay kolay vazgeçirilecek, ticari anlamda vazgeçilecek bir ülke olmadığını Amerikalılar da esasında görüyorlar. Evet, Irak Başbakanı Haydar El Ibadi de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin referandumu dondurma teklifini reddetti. Ibadi referandumun tamamen iptal edilmesi gerektiğini açıkladı. Irak Başbakanı Haydar El Ibadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin referandumu dondurma teklifine yanıt verdi. Demokrati. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin resmi ziyaret için gittiği İran'ın başkenti Tahran'daki açıklamalarına yer verildi. Gayrimeşru referandumun terör örgütü DAEŞ'le mücadelenin sürdüğü döneme denk getirildiğini ifade eden İbadi, referandumun yapılmaması için Erbil yönetiminin uyarıldığını kaydetti. İbadi gayrimeşru referandum sonuçlarını dondurma teklifini kabul etmediklerini, referandumun iptalini istediklerini belirtti. İbadi merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü peşmergeden almasına ilişkinse, tartışmalı bölgeleri devlet yönetimine katmayı amaçladıklarını ifade etti. Tekirdağ'da sele kapılan askerden acı haber geldi dün. Saray ilçesinde meydana gelen selde kaybolan askerin cansız bedeni olay yerinden 800 metre ileride bulundu. Tekirdağ'da selde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu. Saray ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Er Sefa Parhan'ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp Er Sefa Parhan'ın cenazesi olay mahallinin 800 metre ilerisinde bir ağaca sarılı olarak bulundu. Kayıp askerin bulunmasının ardından 3. Kolordu Komutanı Kor General Mehmet Daysal ve Saray Kaymakamı Alp Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine yapılan operasyonda silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. TSK karakol ve üst bölgeleriyle operasyon birliklerine saldırı için hazırlandıkları ortaya çıkan bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi. Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü. Avrupa Parlamentosu Türkiye konusunda yeni bir skandala daha imza attı. Parlamento aday ülke statüsü kapsamında Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye verilen mali yardımlarda 80 milyon euro kesinti yapılmasını kararlaştırdı. Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan Avrupa Birliği'nin 2018 bütçesinde Türkiye'ye verilen mali yardımlarda 80 milyon euro kesintisi yapılmasına karar verildi. Karara göre Avrupa Birliği'nin 2018 bütçesinde Türkiye'ye ayrılan katılım öncesi fonlarda 50 milyon euro doğrudan kesintiye gidilecek. 30 milyon euro ise belirli şartlarda kullanılmak üzere rezerv olarak bekletilecek.
Karara gerekçe olarak Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarındaki kaygı verici gelişmeler gösterildi. Rezerv olarak bekletilecek fonlar Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve basın özgürlüğü alanlarında ilerlemeler kaydedilmeye başlandığında kullanılabilecek. Bu fonlar büyük ölçüde sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs raporunu eleştirdi. Akıncı, Türk tarafının yeterli siyasi iradeyi gösterdiğini belirtti. Gerçeklerin %100 yazılması en büyük beklentiydi aslında. Ama bu BM belgelerinde zaman söz konusu olamayacak olan bir şeydir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Asgari bir objektiflik beklerdik. En azından ciddi gerçeklerin altını çizen, olguları anlatan, yorumu bırakabilir başkasına ama olguları olduğu gibi anlatan bir rapor beklerdik. Bu olmadı. Bir adım önde zirvesine açıklamalarda bulunan Akıncı, süreçte riskleri göğüsleyen tarafın Kıbrıs Türk tarafı olmasına rağmen iki tarafta irade göstermedi denmesini doğru bulmadığını kaydetti. Yani gelen 3 tane garantör ülkeyle ilgili olumlu şeyler söylendikten sonra siyasi iradeyi gösteremeyen iki Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafından bahseden bir rapor söz konusu oldu. Ben size şunu çok açık ve net ifade edeyim. En açık ve riskleri en fazla göğüsleye göğüsleye siyasi irade gösteren bir taraf varsa o da Kıbrıs Türk tarafı. Amerika Birleşik Devletleri ile terör örgütü YPG'nin birlikteliğini gözler önüne serecek açıklamalardan bir tanesi daha geldi sevgili izleyenler. Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye güçlerinden bir yetkili Rakka operasyonu ve Amerika'nın verdiği silahlarla ilgili konuştu. Suriye Demokratik Güçlü isim Amerika çıkarı için bizi kullanıyor itirafında bulundu. YPG'li terörist ABD ile örgüt arasındaki ilişkiyi ortaya döktü. Rus medyasından Sputnik'e konuşan terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye güçleri, dış ilişkiler sorumlusu Abdülaziz Yunus, ABD'nin gönderdiği tırlar dolusu silah için ihtiyacımız neyse onu veriyorlar diyerek ABD'nin teröre desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. DAEŞ bahanesiyle Suriye'de bulunan ABD hakkında da itiraflarda bulunan teröristten çarpıcı bir itiraf daha geldi. YPG'li terörist ABD'nin çıkarı olduğu için kendileriyle hareket ettiğini söyleyerek ABD'ye çalıştıklarını resmen itiraf etti. ABD'nin çıkarı bizimledir. ABD'nin çıkarı olduğu için bizimle hareket ediyor. Kobani'den bu yana ABD ile ortak hareket ediyoruz. Kaç tırın geldiğini söylememiz doğru değildir. Biz umut ediyoruz ki daha fazla silahlar gelsin. Bu sözler terör ve DAEŞ bahanesiyle kan gölüne çevrilen Orta Doğu'da ABD'nin kendi çıkarları için bulunduğunun ve bölge insanının nasıl kullanıldığının açık bir beyanı olarak kayıtlara geçti. İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 bin konutluk yeni yerleşim birimi inşa etmeyi planlıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada projeyi önemli bir Siyonist çalışma olarak nitelendirdi. Siyonist İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kaçak yerleşim yerleri yapmaya devam ediyor. İsrail makamları Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandia beldesinde planladığı yeni yerleşim biriminde 10 bin konut inşa etmeyi düşünüyor. Maliye Bakanlığı'nın yeni yerleşim birimiyle ilgili prosedürlerin başlatılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na milyonlarca şekel kaynak aktardığı belirtildi. Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Gallant ise söz konusu planı önemli bir Siyonist çalışma olarak nitelendirdi. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500,000, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220,000 yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1,000,000'a çıkarmayı istediği belirtiliyor. Endonezya'da dün havai fişek fabrikasında bir patlama vardı, faciaya yol açtı sevgili izleyenler. Jakarta'nın batısındaki fabrikada patlamanın ardından yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre 47 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın batısındaki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 47 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgenin yoğun dumanla kaplandığı görüldü. Görgü tanıkları 3 saat arayla iki büyük patlama sesi duyduklarını söyledi. İlk patlamanın ardından çıkan yangın facianın boyutunu daha da artırdı. Patlama sırasında fabrikada 103 işçi çalıştığı açıklanırken kurtulanların çoğunun vücudunda ağır yanıklar olduğu ifade edildi. Yetkililer bilançonun ağırlaşmasından endişe ederken olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Evet, şimdi Ulusal Gazete manşetlerine göz atalım. İlk olarak Akşam Gazetesi'yle başlayacağız. 17-25'in meçhul topuzları demiş. FETÖ'nün sivil darbe girişimindeki İğne Mali Şube'de Metin Topuz'un yanı sıra kimliği belirlenemeyen ve şüpheli görülen 61 kişinin daha görüntülerine ulaşıldı diyor haberde. Cumhurbaşkanı Atina yolcusu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotsias, Ankara ziyaretinde kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet ettiklerini belirtti. Kendisi daveti olumlu karşıladı. Kasım ayının sonunda veya Aralık ayı başında bir tarih netleştirilmeye çalışılıyor diyen Kotsias, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin Yunanistan'ın yararına olduğunu da ifade etti. Evet, yine Kuzey Irak'taki referandum sonuçlarının dondurulması ile ilgili açıklamalar, Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadeleri yine Akşam Gazetesi'nde yer almış. Geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı da aşikardır ifadesini kullanıyor. Dondurmak yetmez, iptal edilmeli. Haydar Ali Badi'nin verdiği karşılık gibi bir karşılık da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. PKK'ya üçlü abluka. Terör örgütü PKK ve Suriye'nin kolu PYD'nin bitirilmesi için Türkiye, Irak ve İran tam mutabakatla hareket edecek demiş. İdlib operasyonlarında Fırat Kalkanı'yla PYD çembere alındı Afrin'de diyor. Özgür Suriye Ordusu Menbiç'ten örgütü söküp atmaya hazırlanıyor. Kandil ve Sincar'daki PKK kampları içinde ortak operasyon hazırlığı yürütülüyor diyor haberde. Harabe Rakka'da YPG yağması, PKK'nın uzantısı YPG'nin DAEŞ'ten ele geçirdiği Rakka kentinde yağmaya başladı ve kent sakinlerinin evlerine dönmelerine de izin vermediği ifade ediliyor. NATO'dan küstah tehdit demiş. NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, S-400 füze sistemiyle ilgili olarak her ülkenin kendi savunma sistemini kurma hakkı var. Ancak bunun sonuçları da olur tehdidinde bulunmuş. Okul servisinde 13'lük şoför daha geçtiğimiz günlerde sıkıntılı haberlerle yine öğrenci servisleri medyaya düşmüştü. Bununla ilgili bir düzenleme 2 gün önce açıklandı. 4 bakanlığın ortaklaşa yapmış olduğu bir proje var. Servis şoförlerinin her yıl denetimden geçirileceği. Ama yine maalesef bir haber gelmiş. Bir öğrenci servisi minibüsünü durduran jandarmadaki ekipler içinde 10 öğrencinin bulunduğu aracın sürücüsünün 13 yaşında olduğunu tespit etmiş. Maalesef Urfa'da yaşanan olay bu. Narkotikten rekor operasyon. Dün İstanbul'da narkotik operasyonu vardı. Uzun süredir takip edilen zanlılar yurt dışından getirdikleri tırlarla 2,5 milyon hapı Türkiye Cumhuriyeti'ne soktu ve İstanbul'da tam araçların değiştirilmesi sırasında operasyon gerçekleştirdi. Kapıkule'den giren bir tırda 2 milyon 550 bin sevgili izleyenler hap ele geçirildi. 5 şüpheli de gözaltına alındı demiş haberde. Habertürk.
Veliler okulda görünce pes artık dedi diyor. Bu nasıl iş demiş, özel bir haber bu. Uyuşturucudan bir yıl hapis cezası aldığı için okuldan atılan hizmetli İşkur aracılığıyla 2 yıl sonra tekrar aynı okula dönüş yapmış. Detaylarından da bahsedelim. İzmir Bergama'da bir ortaokulda hizmetli olan M.Ç. kenevir yetiştirmek ve uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıkınca işten atıldı. Okul müdürünü darp eden M.Ç. 2 yıl sonra İşkur kanalıyla yeniden aynı okulda görevlendirildi. Veliler isyanda diyor. Türkiye Eğitim Sen'in açıklaması var. Milli Eğitim Müdürü Kiraz konuyu biliyor. Yeniden nasıl işe aldı? Adam mı kalmadı? Kalorifer belgeli işçi lazımdı. İşkur'dan müracaatlarda sicil kaydı istiyoruz. Hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldığı için M.Ç.'nin sabıkası temizdi diye bir açıklamada gelmiş. Milli Eğitim Müdürü'nden, İzmir Milli Eğitim Müdürü'nden konuyla ilgili olarak bu da çok tartışılacak bir konu. Eğitim değil öğretmen, UNESCO raporu da var hemen altında. Türkiye eğitim sistemiyle ilgili tespitler demiş. Öğrencilerin %30'u matematik becerisinden yoksun. Öğretmen özelliği 11 yıldır düşüyor ama aileler sisteme değil öğretmene güveniyor demiş. "41 kat panik. Dün İstanbul Ataşehir'de 41 katlı gökdelenin 12. katında yangın meydana geldi ve hareketli dakikalar vardı. Kat sakinleri duman altında kaldı. Biri çocuk, 4 kişi etkilendi." demiş. "Dışarı çıkamayan bir kadın, nefes alamadık, ölüyorduk. Bir ekip geldi, bizi aldı." demiş. Fenerbahçe Doğuş'ta oynayan Datome de dumandan etkilendi diyor. Avrupa Birliği'ne Türkiye çıkışı. Eski Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Verhaeghen, "Türkiye bir Avrupa ülkesi ve bunu hiç kimse sorgulayamaz. Avrupa Birliği Türkiye'nin katılımını Avrupalıların öncelik olarak algılayacağı bir hale getirmeli" demiş. Bunda bir diğer ifade Avrupa Birliği'nin tavrı ile ilgili aslında önemli açıklamalardan biri. Evet, Hürriyet'le devam edelim. 32 saatte Erbil. Bağımsızlık referandumunun ardından hava sahası kapatılınca Kuzey Irak'ın dünya ile bağlantısı kopma noktasına geldi. Erbil'e ulaşım macera filmlerini aratmıyor artık demiş. Irak Kürtleri için Türkiye batıya açılan kapı ve Erbil'e gitmek isteyenler soluğu Türkiye'de alıyor. Uçakla önce Diyarbakır, Mardin ya da Şırnak'a, sonra karayoluyla Erbil'e ulaşım seçeneklerden daha az çileli olanı demiş. Uçağa alternatif yoksa sabır çatlatan türden. İstanbul'dan 30-32 saatlik otobüs yolculuğu. İşte o güzergahı geçen yolcularla konuştuk. Üstelik bu parkurun en zorlu bölümünü Erbil-Habur hattını test ettik demiş mevcut durum itibarıyla. Tabii bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar tepkilerini gösterdiler. Bunun akabinde de tabii ki Barzani referandumu dondurma kararı aldıklarını, müzakere etmek istediklerini, konuşmak istediklerini, diyaloğa hazır olduklarını ifade etti. Fakat artık biraz geç kalındı. Devam edelim. Schröder'e teşekkür demiş Büyükada tahliyesinde. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Büyükada tahliyesi konusunda Schröder'e arabuluculuğu için çok minnettarım diye konuştu. Alman medya kuruluşu Spiegel'e açıklama yapan Gabriel, eski Almanya Başbakanı Schröder'in tahliye edilen 8 insan hakları savunucusu için arabuluculuk yaptığını doğruladı. Türk hükümeti sözünde durdu. İstanbul'daki mahkemenin Peter Stöttner'in tutukluluk haline son verilmesine sevindim diye konuştu. En iyi Türk üniversitesi 190. sırada demiş. US News'in haberi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklanmış. Türkiye geçen yıldan da aşağıda bir performans sergilemiş. 166'dan 190. sıralamaya gerilemişiz sevgili izleyenler. Bu üniversitede
Boğaziçi Üniversitesi ODTÜ 231'den 314'e gerilemiş. İTÜ 257'den 336. sırada. En iyi ise bir kez daha Amerikan Üniversitesi Harvard olmuş. Onu MIT Massachusetts takip ediyor ve onun ardından Stanford, Berkeley ve Oxford üniversiteleri yine ilk beşi temsil ediyorlar. Devam edelim Milliyet'le. Huzurlu bekleyiş. Türkiye, Irak ve İran'ın ortak müdahalede, mücadelede anlaşması bölgede denklemi değiştirdi. İşleri durma noktasına gelen esnaf Barzani'ye tepkili diyor haberde. Dolar fırladı demiş. Erbil'de hemen hemen her köşe başında görebileceğimiz döviz büfeleri bu aralar çok sessiz. Yaşanan çatışma sonrasında doların dinar karşısındaki artışı sürerken 100 dolar 125 bin dinara denk gelerek 5 bin dinar artış gösterdi diyor. Milliyet, Kuzey Irak'ta referandumun ardından ortaya çıkan krizin bölge ekonomisine yansımalarını yerinde izledi demiş. Halk acil ihtiyaçları dışında alışveriş yapmıyor. Esnaf bu belirsizliğin bölge ekonomisini altüst edeceğini söylüyor. Durumunuz nedir diye sorduğumuz bir esnaf, sen onu git Mesut Barzani'nin oturduğu ilçeden bahsetmiş, Mesif'le konuş yanıtını veriyor. Bir diğeri de sabah başka bir dünyaya uyanıyorsun, yönetimin değiştiğini öğreniyorsun diye tepkili. TÜSİAD heyeti Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜSİAD Başkanı Erol Bileci'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede ekonomik ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Heyette TÜSİAD Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin de yer aldı. Devam edelim. Narko rekor demiş. 13 yaşında servis şoförü. Evet, az önce de bahsettik bu haberden. Jandarmanın yol kontrolünde Urfa'da durdurduğu servisi şoförü 13 yaşında çıktı. Ankara'da kobra takibi. İran'dan getirdiği kobra yılanı zehrini polise satmaya çalışan bir kişi Ankara'da gözaltına alındı. 18 tüpteki zehrin yaklaşık 47,5 milyon lira olduğu da öğrenildi diyor. İlginç haberlerden bir tanesi bu da. 47,5 milyon lira. Devam ediyoruz. Sabahla. Su misali aktı ömrü demiş. Sel sularına kapılarak şehit olan Er Sefa Parha'nın su misali türküsünü söylerken çekilmiş görüntüleri Türkiye'nin yüreğini sızlattı diyor haberde. 23 yaşındaki Parha'nın terhisine sadece 17 gün vardı sevgili izleyenler ve maalesef Tekirdağ'da sele kapılarak yaşamını yitirdi. Şehit oldu. Devam edelim. Dondurma kararı zararı telafi etmez. Başbakanın açıklamaları yine Sabah gazetesinde yer almış. Barzani referandum dondurma kararı ile ilgili son noktayı koydu başbakan diyor gazete. O CIA ajanı da topuz dosyasında darbe girişimi sırasında eski CIA ajanı Henry Barkay'ın de katıldığı Büyükada'daki toplantıyla ilgili soruşturma 17-25 Aralık kumpas soruşturmasıyla birleştirildi. Bu dosyada FETÖ'cü polislerle işbirliği yapan Amerikan Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve iş adamı Osman Kavala da var demiş haberde. Aynı anda iki ameliyat, dört işlem. Lütfi Balcı'nın kalp, aorta, atar damarı ve diyaframına akciğer nakli operasyonu sırasında müdahale edildi diyor. Bu da herhalde bir ilk. Kerkük huzur istiyor. Barzani yönetiminde ağır bedeller ödeyen Kerkük'te şimdi umut ve endişeli bir hava hakim. Etnik zulümden çok çektik. Mezhepçi yaklaşımı da reddediyoruz diye konuşuyor vatandaşlar. Umutlar yeniden yeşerdi demiş. Mezhepçilik endişesi var diyor.
Peşmerge'nin etnik zulmüne maruz kalan Kerkükliler mezhep üzerinden yeni bir zulmün kapısının aralanmasını da istemiyorlar. 500 bin Türkmen geri dönmeli. Kerkük İl Meclisi üyesi Ali Mehdi'nin açıklamaları var. Etnik zorba bir yönetimden mezhepçi yönetime geçmek istemiyoruz. Kerkük'ün çözümü Kerkük'tedir. Telafer, Tusurmatu kurtarıldı ama hala 500 bin Türkmen evlerine dönemedi. Bağdat'ın mezhepçi politikası bizi rahatsız ediyor ifadesini kullanıyor. PYD'den Rakka'ya yağma özgürlük. Suriye'de Amerika'nın kara gücü olmakla övünen terör örgütü PKK-PYD, DAEŞ'le anlaşarak işgal ettiği Rakka'da yağma yapmaya başladı. Bu haberde yine gazete manşetlerinde yer alan önemli haberlerden. FETÖ finansörü 8 milyonu hatırlamadı. Tuzkon davasında sanık iş adamı Cahit Durmaz, Bankasya'daki hesabında bir yılda 8 milyon liraya yükselen parasıyla ilgili "ben yatırmadım" ifadesini kullanıyor. Herhalde hiç kimse 8 milyon liranın farkına varmamazlık edemez. Hamaney'den İbadi'ye uyarı, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenme. Türkiye'nin ardından İran'a giden Irak Başbakanı İbadi'yi kabul eden lider Hamaney, Amerika'ya güvenme ve teröristlere karşı birlik olmak başarının anahtarı ifadesini kullanmış. Türkiye Gazetesi, bozarız demiştik. Ankara, İsrail bayrağı sallayan Barzani'yi Irak'ta bypass ediyor. Suriye'de ise sıra PYD'nin umudu Afrin'e geldi. Barzani oyunu bozuldu demiş, hastanede gündem Afrin. Ankara, Suriye'de devletleşmeye çalışan PKK, PYD ve destekçilerini 3. darbeyi Afrin'de vuracak. Fırat Kalkanı ve İdlib sonrası ay sonu yapılacak hastane zirvesinde gündem PYD'nin Akdeniz'e yakın son kalesi Afrin olacak diyor. Doların ateşi spekülatif demiş. Alman bankalarının Türk şirketlerine kredi vermeyi askıya alacağına ilişkin çıkan dedikodular üzerine dolar 3.81'e kadar çıktı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yükselişin tamamen spekülasyon amaçlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de bu tür haberlerle Türkiye'ye operasyon yapılıyor ifadesini kullandı. Verhoeven'in açıklaması yine Türkiye Gazetesi'nde de yer almış. Avrupa Türkiye'ye muhtaç diyor. Balıkesir'de istifa sinyali demiş Ahmet Edip Uğur, pazartesi günü kararını açıklayacak diyor. Hafta içerisinde de zaten bu dile gelmişti. Cumartesi günü de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa edeceğini açıklamıştı. Edip Uğur da sanırım pazartesi günü istifasını açıklayacak. Yeni Şafak. Kandil'e ortak müdahale. Türkiye ve İran PKK'ya karşı ortak mücadele hazırlığı yapıyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre TSK ile İran ordusunun birlikte Kandil'e operasyon düzenlemesi gündemde. Tahran yönetimi Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen bir bölümü İran toprakları içinde bulunan Kandil'e yönelik bir adım atmıyordu demiş haberde. Suriye'ye Dahlan sabotajı bir başka haber. Orta Doğu'nun kiralık katili olarak nitelenen Muhammed Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontenjanından Suriye müzakerelerine temsilci olarak atandı. Dahlan'ın sürece dahil olması Rusya'dan da destek gördü. Türkiye'nin vetosu nedeniyle uluslararası görüşmelerin dışında kalan PYD-PKK'da böylece bir sözcüye kavuşmuş oldu. Muhalifler İsrail ajanı olarak gördükleri Dahlan'ın temsilciliğini tanımıyor demiş haberde. Türk askeri güven verdi. İdlib operasyonuna katılan Nurettin Zengi Tugay'ın komutanlarından Mustafa Ömer'in açıklaması. Türk askerinin bulunması bizler için her zaman güvenlik teşkil ediyor ifadesini kullanıyor. İhracatta seferberlik çağrısı. Büyüme hızı ve performansıyla küresel ortalamaları geride bırakan Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşması için ihracatta seferberlik başlatılmalı. İş dünyası küresel ekonomiden pay almak için çağrıya kulak verirken
yeni ticaret işbirlikleri için de el ele vermeye hazır demiş. MUSİAD açıklamış. Sektörel bazda her yıl ihracatı ortalama olarak %20 arttırmak zorundayız. Bütün dünya Türkiye'nin üzerine geliyor. Onun için tek çare ihracatı arttırıp kuvvetli olmak. Türkiye genç ve dinamik yapısıyla küresel ekonomiden önemli bir pay alabilecek potansiyele sahip. Bu çağrı karşılık bulacaktır. Kimsenin gitmeye cesaret edemediği, korktuğu pazarlara bizim iş adamlarımız gidebiliyor. Özbekistan destek istiyor demiş hemen altında. Siz şampiyonsunuz, bizi de ikinci yapın demiş. Özbekistan Türkiye'nin kamu özel işbirliği modelini örnek almak istiyor. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov. Türkiye'nin kamu özel işbirliği projelerinde şampiyon olduğunu biliyorum. Bizi de ikinci yapın lütfen. Bize destek verirseniz neler olacağını göreceksiniz diye konuştu. Oba Köyü açma kararı aldık. Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile Habor ve Halil sınır kapılarının Irak yönetimine teslimi konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti. Habor'un batısında yeni bir güzergahın Oba Köyü olarak devreye sokulmasını da görüştüklerini açıklayan Yıldırım, Irak tarafı da müspet bakıyor. Bu kapının açılmasında da birlikte çalışma kararı aldık ifadesini kullanıyor. Türkiye ve Irak bir başka konuda da anlaştı demiş. Sınıra 3 baraj. Türkiye-Irak sınırına yapılacak 3 baraj da gündeme geldi. Irak'ta Küçük Zaplı, Hakkari, Şemdin'in de Hacı Bey ve Karadağ barajlarının bir an önce yapılması kararlaştırıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Küçük Zap'ın inşası için Irak'a destek verecek. Bu da bir diğer haber. Tarihe geçen operasyon demiş Yeni Şafak'ta da yer alıyor haber. 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evet, gazete manşetlerini de sizlerle paylaşmış olduk. Ulusal gazete manşetlerinden bahsettik. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Gün içerisinde yaşanan gelişmelerden de bahsetmiş olalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden haftalık operasyonlara ilişkin bir açıklama geldi. 72 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bu da TSK tarafından yapılan, açıklanan son bilanço. Gazete manşetlerini de noktaladık. Bir reklam arasına gideceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yerel gündemi konuşacağız. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Yerel gündemi paylaşacağız. Bursa ile ilgili haberleri aktaracağız. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ilçe halkını ziyaret etmeye devam etti. Seçildiği günden bu yana her ortamda 7'den 70'e vatandaşların içinde olan, onların fikirlerini dinleyen Sargın'ın bu hareketleri vatandaşlar tarafından takdir görüyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın halkın takdirini toplamaya devam ediyor. Başkan Sargın, 2014 yerel seçimlerinden bu yana ilçeye her alanda yapılan yatırımların yanı sıra tüm bunları İznik halkının fikirlerini alarak gerçekleştiriyor. İlçeyi kalkındıracak hamlelerin yanı sıra Başkan Sargın, ilçe esnafı da sık sık ziyaret edip dertlerini dinliyor. İznik'te önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Osman Sargın, millete hizmet etmek amacıyla göreve geldiklerini söyledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ilçeye birçok ürünün satılacağı hal kazandırmak için kolları sıvadı. Özkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na giderek görüşmelerde bulundu. Karacabey Belediyesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni karar sebebiyle hazırladıkları hal projesinde tadilata gidiyor. Hal esnafıyla istişare toplantısı yapan Başkan Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin karlılığı düşük halleri kapama kararı sonucu ilçe esnafının hakkının korunması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi performansı, karlılığı düşük olan ilçe hallerini kapama kararı almıştı ilk göreve geldiğimizde. Biz de Karacabey tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçe, özdeşleşmiş bir ilçemiz. Bu halin kapanmaması için dedik ki bize verin, biz işletelim. Esnafımızın hem hakkını, hukukunu korumuş olalım. Karacabey'de
hal işletmeciliği devam etsin. Başkan Özkan bu konuda projeler yaptıklarını dile getirdi. Bursa yolundaki Bakırköy tüzel kişiliğinden geçen bir arazi üzerinde biz proje çalışmalarını yaptık. Onlarla işimiz bitti, son noktaya geldik. Fakat geçtiğimiz aylarda Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanımızın ağzından bir söylem gerçekleşti. İlçe hallerinin kapatılacağı, büyük hallerin ihdas edileceği şeklinde. Tabii bu da bizde bir ikilem oluşturdu. Yani biz bir taraftan yeni hal yapma düşüncesindeyiz. İlçeye yeni bir hal kazandırmak istediklerini kaydeden Özkan, bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İş Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın ve Daire Başkanı Hakan Çalış'la görüştüğünü dile getirdi. Bursa konusunu da değerlendirdiğimizde ben de işte Bursa'nın bir nihayetinde doğu tarafında, güneydoğu, kuzeydoğusunda bir hal var. Bir hal daha yapılabilir. Yani bizim bu batı tarafına bir bölge hali daha olabilir şeklinde. Onlar da olabilir diye ifade ettiler. Yani Karacabey'imizin tabii bu açıdan çeşitli avantajları var. Hem çok çeşitli ürünlerin üretildiği bir ilçeyiz. Bunun yanında tarıma dayalı sanayi kuruluşlarımız var. Aynı zamanda da işte İstanbul-İzmir otoyolu bizi çok büyük pazarlara kısa mesafede ulaştırabilecek yeni devasa bir proje. Bu noktada tabii önümüzdeki günlerde bu gündeme geldiğinde bölge halinin Karacabey'e yapılması noktasında biz hep beraber gayret göstereceğiz. AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Çanakkale'de sahibi tarafından terk edilen yaralı atın tedavisinin yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan yardım istedi. Karaburun, Ankara Hipodromu'nda 7 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından atın kurtarıldığını bildirdi. AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun yaralı ata sahip çıktı. Yavuz isminin konulduğu yaralı ata Bennur Karaburun'dan Şevkat Ali'deydi. Karaburun, mecliste düzenlediği basın toplantısında Çanakkale'de bir atın yaralı olduğu için sahibi tarafından terk edildiğini, söz konusu atın kurtarılması için Son Şans Engelli Hayvanları Koruma Derneği'nin kendisine ulaştığını anlattı. Son Şans Engelli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aysin Iroğlu bana ulaşarak Yavuz ismini verdiğimiz bu atımızın hakkında bilgileri bana ulaştırdı ve bunun için destek istedi. Bennur Karaburun, Çanakkale'de sahibi tarafından terk edilen yaralı atın tedavisinin yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan yardım istedi. Yavuz'un ayağında oluşan derin yaranın tedavi edilebilmesi ancak Türkiye Jockey Kulübü'ne ait olan hayvan hastanesine yapılabileceğini Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'ya Meclis Genel Kurulu çalışmaları esnasında anlattı. Sayın Bakanımız Yavuz'un durumunu ve çok yakından ilgilendiler ve tedavi ameliyatı için talimat verdiler. Yaralı at Ankara Hipodromu'nda 7 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından kurtarıldı. Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Çölek Hastalığını Araştırma Komisyonu'nun 5. toplantısı Meclis Araştırması Komisyonu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un da katıldığı toplantıda çölek hastalarının glutensiz ürünlere ulaşmakta yaşadıkları zorluklar ve sorunların çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Evet, havalar soğudu, hastalıklarda artış gösterdi. Dün de bahsetmiştik, çocuklarda %30 oranında bir artış var. Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklar kapıyı çalmaya başladı. Vatandaşlar her ne kadar hastaneye gidip tedavi olsa da bitkisel ürünlere de tabii başvurmayı tercih ediyorlar. Peki hangi bitkisel ürünler hangi hastalık için şifa oluyor? Şimdi ona bakalım. Gripin çaresi 1001 çeşit bitkisel ürünlerde. Havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalananların sayısı giderek arttı. Vatandaşlar her ne kadar hastaneye gitseler de aynı zamanda çareyi bitkisel ürünlerde de arıyorlar. Sonbaharın gelmesiyle birlikte tabi haliyle havalar bir gün sıcak, bir gün soğuk. Hal böyle olunca hastalıklar da kapıyı çaldı. Vatandaş ise aktarın yolunu tuttu. Aktarda ise ıhlamur, adaçayı gibi birçok bitkisel ürünler mevcut. 55 yıldır aktarlık yapan Tahsin Esin, ıhlamurun başlı başına bir ilaç olduğunu söyledi. Biz 55 sene beri bu işle meşgul oluyoruz. Eski buharatçıyız. Tabii birçok müşterimiz var. Bu hususta onlara birçok bilgi sunuyoruz. Mesela doğal olarak ıhlamur, öksürük için en başlı başına bir ilaçtır.
Onun yanında adaçayı, kuşburnu, tarçın bir karışım yapıyoruz. Bunlar süper bir şey oluyor. Aktar Esin, ıhlamurun yanı sıra zencefilinde bir o kadar faydalı olduğunu belirtti. Bazıları eski anneler sıcak suya karıştırıp içiyorlar. Diyorlar ki bu da tabii bir ilaç. Onu da kullanıyorlar. Ama zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın bunlar başlı başına bir ilaç. Grip için, soğuk algınlığı için, öksürük için. Ne bileyim, onun yanında kırmızı biber, onlar da faydalı olan bitkiler. Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün işbirliğiyle uyuşturucuyla mücadele farkındalık eğitim projesi düzenleniyor sevgili izleyenler. Ve bu proje kapsamında da dün bizi ziyarette bulundular. Sancaktar Medya Grubu'na bir seminer verildi. Seminerin ana teması ise uyuşturucuyla mücadelede medyanın yeriydi. Konuya ilişkin Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Ali Fuat Gölbaşı da önemli açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyla mücadelede medya ne kadar önemli? Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü paydaşlığında uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğitim projesi kapsamında Sancaktar Medya çalışanlarına seminer verildi. Doktor Cihat Yazar, uyuşturucunun Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu belirtirken, özellikle medyada bu tür haberlerde kullanılan dilin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti. Yazar, uyuşturucuyla ilgili haberlerde yer alan bazı ifadelerin caydırıcı olmanın aksine özendirici olduğunu söyledi. Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, medyada yer alan haberlerin insanlar üzerinde çarpıcı bir etkisi olduğundan bahsetti. Medya kuruluşlarının uyuşturucuyla mücadelede sunabileceği çok önemli katkılar söz konusu. Özellikle medyanın verebileceği, sunacağı katkının çarpan etkisi çok fazla olacaktır. Nasıl mı diyeceksiniz? Şimdi şüphesiz bir uyuşturucu ile ilgili, madde bağımlılığı ile ilgili bir vaka bir haber merkezine düştüğünde kuşkusuz bunun bir haber değeri vardır. Bunun haber yapılması kadar doğal bir şey olamaz. Ancak haber yapılırken nelere dikkat edilmeli? Bizler kuşkusuz burada medya mensubu paydaşlarımıza haberciliği öğretmek gibi ne bizim ne halk sağlığı yetkililerinin böyle bir iddiası söz konusu değil. Fakat bizim medyada tespit ettiğimiz bir takım haber örnekleri söz konusu. Burada kullanılan dil, kullanılan içerik, yapılan tasvirler. Bursa'da özel harekat polislerinin de destek verdiği asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Operasyona Emniyet Müdürü Osman Ak da katıldı. Ak, uygulama noktasında yaşayan Roman vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat polisleri ve zırhlı araçlarla desteklenen uygulamaya birçok birimden 250 polis katıldı. Daha çok Roman vatandaşların yaşadığı bölgedeki uygulamada 100'den fazla araç ve 200 şahıs sorgulandı. Sorgulanan araç ve şahıslar tek tek arandı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da operasyona katıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamadan sonra Emniyet Müdürü Ak, Roman vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Osman Ak, kurulan ihbar servisinin vatandaşlar tarafından da destek gördüğünü, onların verdiği ihbarlar sayesinde operasyonlar düzenlediklerini belirtti. İşte bakın ne yaptık, bir WhatsApp ihbaratı kurduk. Bununla ilgili sağ olsun vatandaşımızın çok güzel teveccühleri, çok güzel bilgiler geliyor. O bilgilerin şeyini de biz güzel operasyonlar yapıyoruz. Güzel destekleniyor, onunla beraber gidiyoruz. Bursa'da polis yaşlı kadını dolandırılmaktan son anda kurtardı. Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını hesabınızdan terör örgütüne para transfer edilmiş. Hesabınızı bize teslim edin diyerek kandırmaya çalıştı. Polis olaya müdahale etti. Bursa'da yaşlı kadını dolandırılmaktan polis kurtardı. Telefon dolandırıcıları 82 yaşındaki yaşlı kadını arayarak hesabınızdan terör örgütüne para transfer edilmiş. Güvenliğiniz için hesabınızı boşaltıp bize teslim etmelisiniz dediler. Bankaya giden yaşlı kadının hareketlerinden şüphelenen banka çalışanları hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek kadından dolandırıcıları parayı almak için çağırmasını istedi.
Kadının bankaya çağırdığı dolandırıcı, olaydan şüphelenerek parayı almaya gelmezken, uzun süre banka şubesinde dolandırıcıyı bekleyen yaşlı kadın, kendisini arayan numarayı polis ekiplerine vererek bankadan ayrıldı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Musa Barosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Konser öncesi kuliste mikrofonlarımıza konuşan orkestra şefi Filiz Başıbüyük konserin ismini tangolarla Cumhuriyet olarak belirlediklerini söyledi. Bursa Barosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Konserde orkestra şefliğini Filiz Başıbüyük yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin teması tangoydu. Diğer yandan orkestra arasında yer alan sanatçılardan biri evlilik yıl dönümünü sahnede kutladı. Ses sanatçısı eşine duygularını aktarırken salondaki izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. Seninle her saat, her dakika, seninle her saniye. Konser öncesi kuliste mikrofonlarımıza konuşan orkestra şefi Filiz Başıbüyük, konserin ismini tangolarla Cumhuriyet olarak belirlediklerini söyledi. Cumhuriyet konseri dedik ismini ama tangolarla Cumhuriyet dedik. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki tangolara yer verdik. İlk bölümü özenle hazırladık. Koristlerim ve solistlerim son derece güzel hazırlandı bu konsere. Bursa Baro Başkanı Avukat Gürkan Altunsa, tangonun Türk sanat müziği formunda da söylenebildiğini belirtti. Türk sanat müziği koromuzun konsepti de Cumhuriyet'le özdeşleştirebilecek bir durum. Tangolarla Cumhuriyet balosu, tangolarla Cumhuriyet konseri şeklinde. Biraz önce zaten sunucumuz Üstad Nabi Ergin de bahsetti. Tango protest bir müziktir, protest bir yanı vardır. Güney Amerika'da çok yaygın bir müzik türü ve dansla bütünleşmiş bir müzik türü. Yerel gündemi aktardık, haberleri ekrana taşıdık, gazete manşetlerine geçelim. Bursa Sancak Gazetesi ile başlayacağız. Yerel gazete manşetlerine göz atmaya yeni rota belirlendi diyor. Somali Başbakanı ile Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmesi manşetten verilmiş. Ortak basın toplantısında İbadi ile görüşmesinin ayrıntılarını da paylaştı diyor Başbakan Yıldırım. Sınır kapılarını Bağdat kontrol etmeli, İbadi ile yeni güzergah açılmasını görüştük ifadelerini kullandı. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü, geçtiğimiz günde yine dile getirmişti Başbakan Binali Yıldırım bu ifadeyi. Irak hükümetine yönelik olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararının yanlış olduğunu, dondurma kararında bir geri dönüş olduğunu dile getirmişti. İbadi ile Habur'un batısında yeni bir güzergahı görüştük. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Yapılan tahribat tarif edilemez, telafi de edilemez dedi. Üniversitede terör zirvesi, Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Dünya Politikasında Kriz ve Değişim Kongresi'nde strateji uzmanları ve akademisyenler son yıllarda dünyayı ve Türkiye'yi tedirgin eden radikal dinci terör gruplarını bilimsel bir platformda ele aldı diyor haberde. Sancaktar Medya bir örnektir. Az önce ekrana da getirdik haberi. Dün bize ziyaret gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün ortak projesi kapsamında ziyaret gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğitimi projesi kapsamındaydı bu ziyaret ve Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Ali Fuat Gölbaşı uyuşturucuyla mücadelede Sancaktar Medya'nın gösterdiği hassasiyetin örnek teşkil ettiğini de ifade etti. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele sadece emniyet birimlerini ilgilendirmemektedir. Bunun yanında sağlık, eğitim ve medya kuruluşlarının da önemli görevleri vardır ifadesini kullandı. Evet, devam edelim. Başkan sargın her yerde demiş, o haberi de ekrana taşımıştık. Vatandaşlardan operasyona destek, İl Emniyet Müdürlüğü'nün özellikle uyuşturucuyla mücadele noktasında yeni dönemde oldukça ciddi atılımları söz konusu. Narkotem WhatsApp ihbar hattı da bunlardan bir tanesiydi. Sık sık operasyonlar gerçekleştirilmekte belirli başlı. Bu işin ticaretinin yapıldığı iddia edilen noktalara ilişkin olarak İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ta operasyonların birçoğuna kendisi bizzat katılım gösteriyor. Dün de yine bu operasyonlardan bir tanesi gerçekleştirildi. Roman vatandaşlar
Osman Aka yoğun ilgi gösterdi. 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen bir operasyondu dünkü. Az önce görüntülerini de ekrandan sizlerle paylaşmıştık. Eğer samimiyseniz FETÖ'cüleri verin. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları yine Sancak gazetesinde sürmanşetten yer almış. Kartepe zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Batı için terör eğer kendisini hedef alıyorsa terördür ifadesini kullanıyor. Ne zaman ki terör örgütleri batılı hedefleri vurmaya başlıyor, terör o zaman acil ve küresel bir sorun haline geliyor demiş. Batılı ülkelerin darbe konusunda samimi olmadıklarını belirten Kalın, eğer samimi iseler kendi ülkelerine sığınan FETÖ'cüleri Türkiye Cumhuriyeti'ne iade etsinler ifadesini kullanıyor. Sancak gazetesinin manşeti bu şekilde. Yeni dönemle devam edelim. Tüm Bursa'dan özür dilenmeli demiş. MHP İl Başkanı Tevfik Topçu'nun açıklamaları var. Belediye başkanlığı tartışmalarıyla ilgili olarak bu ifadeleri kullanıyor. Otomotiv test merkezi Canikli'ye takıldı demiş. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Yenişehir'de yapılacak olan otomotiv test merkezi projesini beklemeye aldığı ortaya çıktı diyor haberde. Sığınmacılar kışın insafına kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan sözcüsü Boris Çeşirkov, Yunan adalarında kışa uygun olmayan şartlarda kalan sığınmacı sayısının 3000'in üzerinde olduğunu söyledi. Kış öncesi adalarda bulunan sığınmacılar için zamanın daraldığını belirten Çeşirkov, soğuk havalar ve yağışlar yaklaşıyor. Midilli, Sakız ve Sisam'daki kamplarda ve çevresindeki çadırlarda derme çatma barınaklarda ısınma olanağından yoksun 3000'den fazla sığınmacı bulunuyor. Aralarında küçük yaşta çocukları olan aileler ve hamile kadınların da bulunduğu insanlar uygun olmayan koşullarda barınıyor diyor. Bu da ciddi bir tehlike. Yine Marmara ile devam edelim. Çocuklar gibi şen izlemiş. Orhan Eli'nin yüzü gülüyor. Orhan Eli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'ndan bahsedilmiş. Orhan Eli Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Orhan Eli Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne Ankara'dan onay geldi. Kararı değerlendiren İrfan Tatlıoğlu, kararı duyduğumuzdan beri çocuklar gibi şeriz, Orhan Eli'nin kaderi değişecek diyor. İstifadan sonra ilk meclis demiş. Dün Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis oturumu gerçekleşti. İkinci oturumda Ekim ayının ikinci oturumuydu. Büyükşehir Belediyesi Meclisi başkanın istifasının ardından ilk kez toplandı. Başkan Vekili Adil Ödünç'ün yönettiği toplantının gündem maddelerinden çok Recep Altepe'nin istifası gündemdeki konu oldu. Gücümüz birlikteliğimizden AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman geçmiş dönem il başkanları ve milletvekilleriyle toplantıda buluşarak çalışmalarını masaya yatırdı. Toplantıda konuşan Başkan Salman AK Parti teşkilatlarındaki birlikteliğin gücüne vurgu yaparak şunları söyledi demiş. Halkımızdan aldığımız güç ve onların güvenlerinden destek alarak yeni dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadesini kullanıyor. A Gazete Alman oyunları. Terör örgütlerine destek çıkan Merkel'in Almanya'sında bankaların Türk şirketlerine vereceği kredilerin kısılacağı iddiaları piyasayı karıştırdı. Dolarda da belirgin bir artış söz konusu oldu. Dolar, euro, altın zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem yaşananları Türkiye'ye karşı operasyon ve spekülasyon olarak değerlendirdi. Alman'ın akıllı konuşanı demiş. Genişlemeden sorumlu, Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu eski komiseri Günter Verhoeven'in açıklamalarına da yer vermiş gazete. Sosyal dönüşüm unutulmuyor. İlçenin yarısına yakınında imar planlarını düzenleyerek Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını devam ettiren Yıldırım Belediyesi, modern ve güvenli konutların yanı sıra bir yandan sosyal donatı alanlarını da ilçeye kazandırmaya devam ediyor demiş haberde. Başkan İsmail Hakkı Edebali, dönüşümü fiziki alanlarda bırakmayacaklarını, sosyal alanlara da önem verdiklerini ifade
ediyor. Barzani'nin çarkı yetmedi. Bursa Hakimiyet. Kimsenin tanımadığı gayrimeşru referandum, bağımsızlık referandumu, bunun ardından da köşeye sıkışan Barzani'nin geri adımına Türkiye'den yetmez yanıtı geldi diyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları yine gazetede yer alanlar arasında. Kritik karar pazartesi, istifası istenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur. Son olarak onun da istifa etmesi bekleniyordu. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak ifadesini kullanmıştı. Sigorta prim ödemelerinde son hafta demiş. SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca paylaşmıştı bu bilgiyi. Ertelenen SGK prim ödemelerinin ay sonuna kadar ödenmesi çağrısında bulundu. Evet. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yardım makası demiş. Bu da yerel ve ulusal gündemde çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Türkiye'ye yapılan katılım öncesi mali yardımlardan 2018 yılı için tam 80 milyon avroluk bir kesinti söz konusu. Merkez faizi sabit tuttu. Merkez Bankası politika faizini %8'de, faiz koridorunun alt bandını da %7.25'te, üst bandını ise 9.25'te bıraktı. Banka geç likidite penceresi faiz oranını da %12.25'te tuttu diyor haberde. Devam edelim Hayat gazetesiyle. Tabur'un batısına yeni güzergah. İbadi Yıldırım görüşmesi de yine önemli konulardan bir tanesi oldu. Hayat gazetesinin manşetinde yer almış. Referandum iptal edilmeli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadesi yine Hayat'ta var. FETÖ sorumlusu itirafçı oldu. Endonezya sorumlusu Hakan İslamoğlu savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ifade ederek itirafçı oldu. İslamoğlu ifadesinde Adil Öksüz'ü değil ama Kemal Batbaz'ı tanıyorum dedi. Bu haberde aslında birkaç gün önce açıklanan bir bilgiydi. NATO'dan Türkiye'ye tehdit. S-400 ile ilgili açıklamalar vardı. Bu konuda bağımsızlar ama bu adımın gerekli sonuçları olabilir tehdidinde bulundu. NATO Askeri Komitesi Başkanı Çek General Peter Pavel. Tekirdağ'dan acı haber demiş. Tekirdağ Saray ilçesinde meydana gelen salde askeri aracın dereye düşmesi sonucu kaybolan tankçı Ersef Aparhan'ın cansız bedeni dün maalesef bulundu. Devam edelim. Okullarda sıkı tedbir. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgelerinde bulunan okullarda denetimleri arttırdı. Güvenlik tedbirlerini kontrol eden ekipler okul çevrelerinde bulunan metruk binaları da kontrol edip şüpheli 334 kişinin kimlik sorgusunu yaptı. Öğrencilere okula gidiş ve gelişlerde uymaları gereken kurallar ve yabancı şahıslara karşı yaklaşım kuralları anlatılarak Jandarma Çocuk Dergisi de dağıtıldı diyor haber. Bu konu önemli. Okullarda, okul çevrelerinde, okul servislerinde denetimin sıkılaştırılması gerekli. Bunun için de adımlar atılmaya devam ediliyor. Rusya'ya domates tepkisi demiş. Yaş meyve sebze ihracatçıları Rusya'ya domates, marul, iceberg, biber ve bal kabağı ihracatında 9 firmalık liste sınırlamasına itiraz etti. Tim yöneticisi Rıza Seyyar, haksız rekabet var diye konuştu. Mevlana'ya yeşil takviye, Yıldırım Belediyesi Mevlana Ulus kentsel dönüşüm alanına park inşa edecek diyor. Bu da bir diğer haber sevgili izleyenler. Evet, gazete manşetlerini de sizlerle paylaşmış olduk, yerel gazete manşetlerini. Gündeme dair bilgileri de tekrar aktarmış olduk. İlginç haberlerden bir tanesi var. Bir emsal karar olacak aslında. Mahkeme kararları bazen çokça konuşulabiliyor biliyorsunuz. Onu da paylaşalım sizlerle. Başlıkta şöyle: seni sevmiyorum sözü duygusal şiddet sayıldı. 20 bin lira tazminat ödeyecek diyor haberde. Mahkeme eşini sevmediğini söyleyen kocaya tazminat cezası kesti. Yeni evlendiği eşine ben seviyorum zannettim ancak evlendikten sonra sevmediğimi anladım diyen R.C. 20 bin lira manevi tazminat davasına mahkum edilmiş
ve o davanın sonucunda da tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Çifti boşayan mahkeme düğünde takılan ziynet eşyalarının bedeli olan 14 bin liralığını da kadına verilmesini kararlaştırdı. İlginç haberlerden bir tanesi, gerekçe olarak da İstanbul Aile Mahkemesi davalı kocanın ayrı ev açmadığını, eşinin ailesiyle birlikte yaşamaya zorladığını, davacı kadına yönelik olarak ben seviyorum zannettim ancak evlendikten sonra sevmediğimi anladım. Onda sorun yok, sevmediğimi anladım. Bu evden gitsin, daha ne duruyor, hizmetçi mi aldık gibi sözler kullanarak duygusal şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu belirtti. Evet, bu haberde yine emsal teşkil edecek ilginç haberlerden bir tanesi sevgili izleyenler. Bu da çok tartışma konusu olacaktır herhalde, gündemde yer edinecektir. Evet, gazete manşetlerini de aktardık sevgili izleyenler. Yerel gündemi sizlerle paylaşmış olduk Sabahın Demi'nin ikinci bölümünde. Haftanın son programında sizlerle birlikteydik. Son iş gününde beraberdik. Gündemi konuştuk, öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu haftalık ve bugünlük bizden bu kadar diyelim. Haftaya tekrar yine görüşmek dileğiyle diyelim. Hafta sonunda tabii umarım mutlu ve huzurlu geçiririz. Hepinize mutlu günler, hoşça kalın.